ihlası, cömertliği ve yardımseverliğiyle tanınan İbrahim Havvas Hazretleri Bağdat evliyalarındandır. Doğumu kesin olarak bilinmemektedir. Miladi 903 senesinde Bağdat'ta vefat etmiştir. Kabri Rey Camii'ndedir. Mekke'de doğan İslam'ın ruhu bir çığ gibi dünyaya yayılıyor. Bu sadece kılıçla elde edilen bir zafer değil, gönüllere hakkın damgasını vuran bir fütuhat. İslam, zengin insan sevgisi, hoşgörüsü ve adaletiyle insanları hak dinine çağırıyor, gönülleri fethediyor. Bizans kılıç gücüyle, ordularıyla bu iman selini durdurmaya çalışıyor. Hakka karşı kılıç, adalete karşı zulüm, insanlığa karşı vahşetle mukabele ediyor. Ama Hazreti Muhammed'in çağrısı Bizans sarayında bile insanların kalbine işlemiştir. Prensesim, niçin böyle üzgün duruyorsunuz? Üzgünüm, çok sıkılıyorum. Sizi eğlendirmek için ne yapmamı emredersiniz? Eğlenmek mi? Teşekkür ederim. Sizi ilk defa böyle görüyorum. Bizanslı genç asilzadeler pervane gibi etrafınızda dönüyorlar. Yoksa sizinle evlenmek isteyen asilzadelerden birini mi düşünüyorsunuz? Asilzadeler ha. İnsan ünvanının asilzade olmasıyla sahiden asil olur mu? Bu asilzadelerin benimle evlenmek için babama nasıl dal kavukluk ettiklerini görmediğimi mi sanıyorsun? Hayır Eleni. Onların hiçbiri bana koca olamaz. Benim evleneceğim erkek mert olmalı. Mert, dürüst ve mütevazi. Affedersiniz. Birden öyle düşündüm işte. Acaba hokkabazları emretseniz sizi güldürürler. Neşelenirsiniz biraz. Onlar asilzadeleri eğlendirsinler. Fakat imparator babanız sizi böyle hüzünlü görürse çok üzülür. Biliyorum. Ama elimde değil. Acaba biraz uyusanız? Hayır. Bahçeye çıkacağım. Size refakat edebilir miyim? Hayır. Yalnız çıkacağım. Gece vakti. Koca saray bahçesinde. Yapayalnız. Kendimi dinlemek istiyorum. Birkaç gündür akşam karanlığıyla içime bir hüzün çöküyor. Kalbim kafesinden çıkmak isteyen bir kuş gibi çırpınıyor. Sanki ben buraya, bu koca yere ait değilmişim gibi bir his kaplıyor içimi. Prensesim, ne oluyor böyle size? Çok korkuyorum. Eleni, al şu bilezikleri. Ben takmayacağım. Yetim kızlara, dul kadınlara ver sevinsinler. Ama prensesim, bu kadar altın, mücevher. Benim için hayatın en zevkli tarafı
insanları sevindirmek. Yalnız kalmak istediğimi söylemiştim. Yaratan kim? Bir Halık var. Ama o bizim papazların anlattıkları yaratıcı olamaz. O doğmuş olamaz. Doğurmuş olamaz. Baba, oğul ve kutsal ruh diye öğrettiler bize papazlar. Yaratan tektir. Allah'ım, sen bir rehber gönder bana. Allah'ım, bana gerçeği öğretecek bir rehber gönder. Bir rehber. Hayırdır inşallah. Hayırlara tebdil eyle ya Rabbel Alemin. Bana doğru yolu gösterecek bir ışık lütfet Allah'ım. Doğruyu bilmek istiyorum. Sana varan yolu bilmek istiyorum ya Rabbi. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ne dedim ben? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Daha önce hiç işitmediğim, bilmediğim bir söz. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed bunun Resuludur. Başka ilah yoktur. Muhammed onun Resulüdür. Şükür ve hamd sana olsun ki bütün alemlerin Rabbi sensin. Sen teksin ve Muhammed senin Resulün. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Muhammed onun Resulüdür. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Muhammed onun Resulüdür. Baba.
Efendim oğlum? Baba elindeki zembil ne zaman biter? Ne oldu? Sıkıldın mı? Evet, çok sıkıldım. Bak Abdülhamit amca da işini bitirdi. Sen hala devam ediyorsun. Üzülme. Az sonra ben de bitiririm. Hocam zembiller hazır. Eline sağlık Abdülhamit. İshak iyice sıkılmışa benzer. Ne de olsa çocuk. Sabahtan beri yanımızda. Baba, siz neden Bağdat'ta değil de Dicle kıyısında zembil örüyorsunuz? Evladım, zembilleri şu yapraklardan, dallardan örüyoruz. Bağdat'ta bunlardan bolca bulamayız ki. Olsun, gene de Bağdat'ta çalışabilirsiniz. Çalışabilirim evladım. Ama fark etmedin mi? Bazı zembilleri suya veriyoruz. Niçin? Suyun aşağı yatağında bunların kendiliğinden geldiğini sanan bir yaşlı kadın var. Zembilleri toplayıp çarşıda satarak nafakasını kazanır. Siz de kendisine verin. O zaman ele meyme değil, sadakayı yemiş olur. Akşam girmek üzere. Ben müsaadenizi isteyeyim. İshak, sen de amcanla git, abdest al. Sabırlı ol, yakında Bağdat'a döneriz. Gel. İbrahim Havvas, bana yardım et. Ey İbrahim Havvas, bana yardım et. Sübhanallah. Sanki bir genç hanım benden yardım istedi. Yoksa rüzgar sesi miyim? Ey İbrahim Havvas, bana yardım et. Lütfen bana yardım et. Lütfen. Lütfen bana yardım et. Allah'ım. Allah'ım. Hocam ne oldu? Sen de bir ses duydun mu? Ses mi? Hayır, duymadım. Etrafta kimsecikler yok. Şiddetli bir rüzgar. Bir de ses. Nasıl olur hocam? Rüzgar yok ki. Dal bile kıpırdamıyor. Sanki genç bir kadın benden yardım istiyordu. Sonra o sesler. O ilahi nameler. Ben bir şey duymadım babacığım. Genç bir kadın sesiydi. Hayırdır inşallah.
kuvvetli bir rüzgar çıktı. Beni havaya kaldı. Uçuyorum. Etrafta kimse yok. Ey İbrahim Hafız, buradayım. Birisi beni çağırdı. Allah. İzinden. Koca bir zindan. O ilerideki ne acaba? Kahretsin. Ey mübarek insan, kurtar beni. Kafesin içinde genç bir kız. O ses, rüzgarla karışık duyduğum ses. Evet, o ses işte. Allah Allah. Ben yaklaştıkça kafes kayboldu. Kurtar beni. Hayırdır inşallah. Bu gece üçüncü defadır aynı rüyayı görüyorum. Kim bu kız? Ya Rabbi, hayırlara tebliğ eyle. Şimdi hocam Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri hayatta olsaydı bu sırrı çözerdi. Uyan oğlum. Camiye gidiyoruz. Hadi bismillah. Bugün seninle vedalaşacağız. Baba, yine seyahate mi çıkıyorsun? Evet oğlum. Beytullah'a gidiyorum. Ama hac mevsimine daha çok var. Hacca değil. Umre'ye gidiyoruz. Beni ne zaman götüreceksiniz? İnşallah daha sonra. Hele o gün bir gelsin. Allah hiçbir İslam memleketini ezan sesinden mahrum etmesin oğlum. Kervanla yolumuz ayrılıyor. Bağdat da çok gerilerde kaldı efendim. Bir günde dünya çok gerilerde kalacak. Konaklayacak bir yer bulabilseydik bari. İleride terk edilmiş bir köy var. Geceyi orada geçiririz. Allah sizden razı olsun efendim. Seyahatimiz müddetince ikimizden birinin emir olması lazım. İşler onun kararına göre yapılacak. İşler tabii ki sizin emrinize göre yapılacak. Emir ben olursam kararlarıma dayanabilecek misin? Elbette. Biraz çalışır tutayım, ateş yakarım. Ama nasıl olur efendim? İtiraz caiz değil. Unutma, emir benim. Sofra daha sonra hazır olacak. Keşke emir ben olsaydım. O emir olunca beni çalıştırmıyor. Büyüklerin işine akıl sır ermiyor. Öyle kara kara ne düşünüyorsun? Hiç.
Hiçbir şey. Demek hiçbir şey. Büyükler kalplerin casusudur. Gel bakalım. Ayaz çıktı. Üşürsün. Ya siz efendim? Hayır, razı olamam. Üşürsünüz. Emire hayır demeye ruhsat var mı Abdülhamid-i Esved? Kurtar beni İbrahim Havvaz. Kurtar beni. Bizans'a gel. Bizans'a gel. Hayırlara tebdil eyle ya Rabbel Alemin. Sen de duydun mu? Niye efendim? Sese. Rüzgarla gelen sese. Rüzgar yok ya efendim. Bizans'a gel, saraya gel diyen sese. Biri mi dedi? Allah Allah. Hep aynı ses. Bir kadın sesi. Yardıma çağırıyor beni. Duymadın mı? Gönlürde kimse yok efendim. Allah Allah. Allah Allah. Bizans'a çağırıyor beni. Eleni'yi çağırın. Emredersiniz. İmparator Hazretleri, Prenses Tanasya son zamanlarda biraz rahatsızlanmış galiba. Hiç anlamıyorum Piskopos Hazretleri. Ya odasına kapanıyor ya da kilisenin bir köşesine siniyor. Eleni kaç kere görmüş. Kendi kendine bir şeyler mırıldanıyormuş. Saray hekimi bir muayene etse? Haklısınız. İmparator Hazretleri, Eleni geldi. Buyurun İmparator Hazretleri, beni emretmişsiniz. Eleni, Tanasya'dan bahset bana. Nedir bu konuşulanlar? Tanasya şunun bunun diline düşecek bir kız mı? O bir prenses. O benim kızım. Efendimiz. Bazı muammalı şeyler söylüyormuş. Bu doğru mu Eleni? Evet Haşmet Meyap. Prenses Hazretleri yabancı bir lisanla bir şeyler söylüyor ve bunu hep tekrarlıyor. Ne diyor? Anlamıyorum Haşmet Meyap. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diye bir şeyler mırıldanıyor. Olamaz.
Olamaz. Bu sözler Müslümanların lafları değil mi? Muhterem psikopos, nasıl olur? Kim kandırdı bu kızı? Söyleyin, doğru mu? Evet İmparator Hazretleri, buyurduğunuz gibi bu sözler Muhammedilere mahsustur. Kalbin inanarak söyleyen biri Hristiyanlıktan çıkar Müslüman olur. Olamaz. Olamaz. Eleni kızım, son zamanlarda prensesin yanına bir yabancı girdi mi? Hayır efendim, kimse gelmedi. Pekala. Bunları ilk defa ne zaman söylemeye başladı? Tahminen bir hafta kadar önce. Prenses bir iç sıkıntısı içindeydi. Yalnız kalmak istedi. Sarayın kale burçlarına çıktı. Refakatime müsaade etmedi. Gecikti. Çok meraklandım. Onu aramaya çıktım. Kulelerin üstünde bir köşeye sinmiş, hiç durmadan hep aynı sözleri tekrarlıyordu. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. 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 O günden beri aynı hal devam ediyor, öyle mi? Evet Aziz Peder. Bu kadar entrika ve devlet işi arasında bir de bu rezalet. Ne yapmamızı tavsiye edersiniz? Bunun çaresi nedir muhterem psikopos? Saray hekimine muayene ettirelim İmparator Hazretleri. Aklını kaçırmış olabilir. Ne? Bir Hristiyan kızın, hele bir prensesin, dinimizin, kilisemizin, İsa'nın düşmanı Muhammedilerin sözlerini ağzına almasını nasıl izah edersiniz? Ama yani bu... Kalbini, ruhunu şeytan esir almış. O şeytanı oradan kovmak, onun ruhunu tekrar ışığa, aydınlığa kavuşturmak için tek bir çare var elimizde. Yani kızımı ateşe atıp yakacak mısınız? Prensesimiz için dua edeceğim İmparator Hazretleri. Hekimlerin onu tekrar sağlığına kavuşturmaları için dua edeceğim. Ya başarılı olamazlarsa? Çok üzgünüm Haşmet Meyap. İşte yazıyor. Bu İncil'de yazıyor. Muhammed Aleyhisselam'ın son peygamber olduğunu yazıyor. Allah'tan başka ilah yok. Muhammed Aleyhisselam onun Resulü. Her şey apaçık. Allah bir. Allah bir. Allah bir. Allah. Allah. Karşımıza birdenbire eşkıyanın çıktığını gördük. Bu tarafa doğru geliyorlardı. O zaman tedbirimizi almayı düşündük. Selamünaleyküm yolcu. Ve aleykümselam. 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 Sonra netice işte dediğim gibi oldu. Uzak yoldan geliyorsunuz herhalde. Bağdat'tan gelip Hicaz'a gidiyoruz. Demek hacca niyetlisiniz. Daha hac mevsimine vakit var. Nasipse umre için yoldayız. Su içer misiniz?
Allah razı olsun. Su gibi aziz olun. Bismillahirrahmanirrahim. Bizimle seyahat eden bir genç var. Sohbet ederken bazı sualler sordu. Cevap veremedik. Belki siz cevaplandırırsınız diye düşündük. Görünüşe bakılırsa alim birine benziyorsunuz. Görünüş insanı yanıltabilir. Bir alime ihtiyacımız var. Allah Allah. Bu çölde mi? Bizimle seyahat eden bir genç var demiştim ya. Sohbet ederken birkaç soru sordu, cevaplandıramadık. Belki siz cevaplandırırsınız diye düşündük. Eğer bildiğimiz bir mesele ise memnuniyetle. Sual ne? İnsanın hakikati nedir diye soruyor. Nerede bu yolcu? Ben sordum. Gel buraya. Ne kadar keskin bakıyor. Sanki içimi yakıyor. Siz Yahudi misiniz? Yahudi mi? Yahudi mi? Nasıl olur? Tabii canım oğlum. Siz Yahudi misiniz? Aramızdaydı, nasıl anlamayacağım? Yok canım, Yahudilikle alakası yok. Aman efendim, olamaz. Hiçbir halinden şüphelenmedik. Sualinizin cevabı şudur. İmanın hakikati Allah-u Teala'dan başkasına güvenmemektir. Her şeyi ondan bilmek ve ondan beklemektir. Evet, doğru söylediniz. Kimsin sen? Kimsin? Ben bir Yahudiyim. Yahudiymiş. Anlamadım. Aman Allah'ım, nasıl oldu da anlayamadık? Anlat bakalım arkadaşım. Bu suali sormak nereden aklına geldi? Efendim, bir Musevi kitabında şöyle bir kelimeye rastladım. Sıddık, yani hakiki müminin anlama kabiliyetinde yanlışlık olmaz. Öyle diyordu kitap. Biz o anlama kabiliyetine firaset deriz. Ben de bunun üzerine Müslümanları imtihan etmek istedim. Ne Hristiyanların ne de Musevilerin arasında firasetli birine rastlamadım. Kendi kendime dedim ki belki Müslümanların arasında sıddık olan kimseler vardır. Çünkü onlar biz Allah'ın aşkından başka her şeyi kalbimizden çıkarırız diyorlar. İşte böyle düşünüp seyahat ediyordum. Sonunda size rastladım ve siz benim Musevi olduğumu anladınız. Ben de sizin sıddık olduğunuzu anladım. Müslüman olmak istiyorum. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Müslüman olmak istiyorum efendim. Hemen kelime-i şehadet getir. Ölümün ne zaman vaki olacağı belli olmaz. Tekrarla. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Size bir şey söylemek istiyorum. Çekinme. Ben de sizinle Beytullah'a gelmek istiyorum. Yolumuz çok uzak. Olsun. Gelmek istiyorum. Tebrik ederim. Nasipli insanmışsın. Prensesim, bugün nasılsınız prensesim? İyiyim. Saray hekimiyle bir kere olsun görüşseniz. Çok korkuyorum. Ne onunla, ne diğer hekimlerle ne görüşebilirim ki?
Ben değişik, bambaşka bir alemdeyim artık. Eskisi gibi sıkıntılı ve üzgün de değilim. İçim, kalbim huzurla, nurla dolu. Ne nuru bu prensesim? İslam'ın nuru. Bizans'a gel ya İbrahim Havvas. Bizans'a gel. Elinizdeki İncil mi? Evet, İncil. Aziz Barnabas İncil'i. Hakikatleri yazan İncil. Hakikatleri mi? Onun son peygamber olduğunu haber veriyor. O kim? Muhammed Aleyhisselam. Yani Müslümanların peygamberi, en son peygamber mi? Evet. İşte bu kitapta hepsi yazılı. Fakat din adamlarının elinde böyle kitap hiç görmedim. Ben de görmedim. Nereden buldunuz? Saray kütüphanesinin gizli bir bölümünde buldum. Demek saklamışlar. Peki din adamları bu kitaptan niçin hiç bahsetmiyorlar? Bahsederler mi? O zaman yalanları çıkar ortaya. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Benim için mi? Saray günlerdir sizin deli olduğunuz şayialarıyla çalkalanıyor. Bu dedikodulara imparator babanız bile inanmış diyorlar. Prensesim, babanızla bir konuşsanız. Evet. Konuşmalıyım. Deli olmadığımı anlamalı. Üzülme. Ben hiç de şeyden korkmuyorum. Korkmuyorsunuz ama... Müslüman olduğunuzu anlarlarsa piskopos ve yardakçıları size mutlaka zarar verirler. Korkma. Beni koruyan korur. Kimse bana zarar veremez. Sizi ateşte yakarlar. Kalbimdeki İslam'ın ateşi beni her an yakıyor. Bundan büyük saadet olur mu? Bizans'a gel ey İbrahim Avaz. Bizans'a gel. Saraya gel. Bizans'a gel ey İbrahim Avaz. Bizans'a gel ey İbrahim Avaz. Bizans'a gel. Bizans'a gel.
şey yemeyecek misiniz hocam? Sizi bekliyoruz. Siz buyurun, afiyet olsun. Aman hocam, günlerdir ağzınıza lokma koymuyorsunuz. Bana müsaade. İnşallah Mekke'de buluşuruz. Hocam, zaten Umre'ye gitmiyor muyuz? Siz gideceksiniz, ben dönüyorum. Efendim, ben sizinle beraber olabilmek için geldim buralara. Yine beraber oluruz inşallah. Hadi Allah'a ısmarladık. Dua ediniz. Ne diyorsun ya Abdülhamid-i Esved? Büyüklerin işini akıl terazisiyle tartma diyorum. İbrahim Havvas Hazretleri durdurak bilmeden günlerce at üstünde yol aldı. Bir an önce Bizans'a varıp kendini yardıma çağıran o sese ulaşmak istiyordu. Hedefine çok yaklaştığı bir gün kayalar arasında bir Rum köyünde konaklaması icap etti. Köyün hanına indi. Benden başka kimse yok mu handa? Han dolu. Ama herkes kalenin zindanlarına gitti. Hayrola? Bir deliği yakacaklar. Herkes seyre gitti. Yakacaklar mı? Niçin? Deli dedik ya. Ruhunu, kalbini şeytanlar, cinler doldurmuş. Bedenini yakıp kötü ruhları kovacaklar. Diri diri mi yakacaklar? Bilmez misin? Hayır! Hayır! Bırakın! Ne olur Raif Efendi! Getirin. Bırakın! Bırakın! Emine mi? Yapmayın! Emine. Yapmayın! Ne olur! Bırakın! Ağlayın! Bırakın beni! Bırakın! Hayır! Sakin ol Apostol! Kardeşin Andrea'nın yakılması lazım. Hayır! Hayır, hayır! Bir insan diri diri yakılır mı? Hayır. Kardeşinin içine cinler girmiş. Ne yaptığını, ne söylediğini bilmiyor. Ruhunun temizlenmesi için yakılması lazım. Hayır, hayır! Çözün beni! Bırakın! Onu dünyanın öbür ucuna götürür, tedavi ettiririm, ne olur. Odun yığını hazır, deliği getirelim mi? Hayır, evet, hayır! Odunların arasındaki direğe zincirle bağlayın. Hayır, hayır! Bırakın onu! Kardeşimi yakmayın! Ne olur merhamet edin. Yakmayın. Yakmayın. Ne olur. Yakmayın. Merhamet edin. Ne olur yakmayın. Hayır. Kardeşimi yakmayın. Ne olur merhamet edin. Yakmayın. Kilisenin emirlerine karşı geliyorsun Apostol. Hayır. Ne olur müsaade edin. Onu başka tabiplere de göstereyim. Yalvarırım yakmayın kardeşimi. Ne olur. Yakmayın kardeşimi. Ben kardeşini iyileştirmeye çalışıyorum. O kadar uğraştım olmadı. Söyle bana, uğraşmadın mı? Uğraşmadın mı? Sen de göreceksin. Biraz sonra ateşler içinde yanarken ruhu azaptan kurtulacak. Ben kendisini takdis edeceğim. Üzerine kutsal su serpeceğim. Hiçbir acı çekmeyecek. İnan mısın? İnan. İnan. Durun! Söndürün şu ateşi. Ha, 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 ha
Sen kimsin? Ne arıyorsun burada? Ne karışıyorsun bize? İnsanın diri diri yakılması asla caiz değil. Sen ruhtan ne anlarsın ki onu kurtarmaya teşebbüs ediyorsun? Acı duymazmış. Cesaretin varsa sok parmağını ateşe. Hadi sok. Kim bu adam? Ne zaman geldi? Hiç bilmiyorum efendim. Sen kimsin yabancı? Burada ne işin var? Niye bize karışıyorsun? Eğer mevzubahis olan bir insan hayatıysa herkesin söz hakkı olur rahip efendi. Onun ruhunu kurtarmak benim vazifem. Bilmediğim işlere karışma rahip efendi. Sen ne hakla böyle konuşuyorsun? Bırakın onu, ben tedavi ederim. Yapamazsınız. Onu kutsal suyla yıkadık. Hiç fayda etmedi. Kilisenin kanunlarını benden iyi mi bileceksin? Bırakın o deliği bana. Yalvarırım rahip efendi. Ona müsaade edin. Belki onu tedavi edebilir. Evladım, geçmiş olsun. Yalvarırım rahip efendi, müsaade edin. Belki bu yabancı onu... Apostolun bağlarını çözün. Demek hastalandın. Adın ne senin? Söylesene, adın ne senin? Andrea. Kardeşimin adı Andrea. Sahip efendi, köyde şöyle sakin bir yer yok mu? Size kilisede bir yer ayırtalım. Hayır. Evime gidelim yabancı. İyi olur. Siz bilirsiniz. Buyur. Babamla konuşmam ve onu deli olmadığıma inandırmam lazım. Bir faydası olacağını sanmıyorum. Niçin? Sizi konuşturacak. Konuştursun. Siz de Allah'ın bir olduğuna ve Muhammed peygamberin de onun Resulü olduğuna iman ettiğinizi söyleyeceksiniz. Evet, söyleyeceğim. Bu kanaate nasıl vardığınızı da soracak. Sorsun. Siz de bir gece vakti yıldızlara bakarak düşünürken bu imanın kalbinize ilham edildiğini söyleyeceksiniz. Evet. İşte o zaman deli olduğunuza tam kanaat getirecek. Çileden çıkacak. Saray içinde dönen entrikaları biliyorsunuz prensesim. Bütün bu fesadın başı Piskopos. Babanızın can düşmanı. Onu güçsüz bırakmak ve tahttan indirebilmek için elinden gelen her fenalığı yapıyor. Bütün fesat onun başı altından çıkıyor. O fırsatı ele geçirdiğinde... Ne olur anlayın beni prensesim. Beni yakarlar diyorsun ha? Söylemeye bile dilim varmıyor. Korkmuyorum. Babamla konuşmaya gidiyorum. Allah. Yardım et Allah. Bunaldım. Daraldım. Yapayalnızım. Bunlara deli olmadığımı nasıl anlatacağım? Sen yardım et bana. O gücü ver bana. Bizans'a gel ey İbrahim Ağa. Bizans'a gel. Bizans'a gel.
Kim soktu bu fitneyi senin kafana? Söyle. Kiminle konuştun? Konuş. Söyle. Aziz Barnabas İncil'inde okudum. Aynen orada yazılı. İncil değil ha. Kilisenin lanetlediği bir kitap. Yalan, küfür dolu bir kitap. Onun için mi kilise o İncil'i herkesten gizliyor? Kiliseye karşı bu küstahça iddialarda bulunmak hakkını sen nasıl kendinde buluyorsun? Bize öğretilenlerin hepsi yalan. Allah bir ve Hazreti Muhammed onun peygamberi. Kızım olmasan şu an seni kendi elimle ateşe atar, ruhunu şeytanlardan kurtarmak için bütün gerekeni yapardım. Ama kızımsın. Bak, şu andan itibaren seni hapse attıracağım. Her gün tabiplere, alimlere seni tedavi ettireceğim. Ta ki doğru yola dönünceye kadar. Götürün! Kardeşim Andrea çok değişti. Tamamıyla iyileşir mi dersiniz? Allah'tan ümit kesilmez. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Eğer iyileşmezse köylüler onu yakmak için tekrar teşebbüse geçecekler. Andrea'nın içindeki cinlerin geceleri ev ev köy köy dolaştığına inanıyorlar. Allah Allah. Daha neler üşüteceğiz. Korkma. Ölümden başka her şeyin devası vardır. Siz Bizans'a gidiyordunuz değil mi? Evet, inşallah. Bundan 7-8 gün evvel köye çingeneler geldiler. Oradan geliyorlarmış. Çok tuhaf şeyler söylediler. Ne gibi? İmparatorun kızı Prenses Tanasya aniden aklını oynatmış. Hekimler bir türlü tedavi edemiyorlarmış. Bizans 4 günlük mesafede. Eğer isterseniz size rehberlik edebilirim. Memnun olurum. Hele kardeşin tam şifa bulsun da. Kalbimdeki imanla ölmek istiyorum. Yardım et bana. Sen bilirsin. Sana sığındım ya Rabbi. Yardım et bana. Yardım et bana. Yabancı adam bir haftadır ne yapıyor? Apostolun evinde rahip efendi. Biliyorum ama ne yapmış?
Andrea'yı iyileştirebilmiş mi? Andrea o Muhammed'in yanında kuzu gibiymiş. O delilikten hiçbiriz kalmadı diyorlar. Köylüler Bağdatlı'nın Andrea'yı iyi edeceğine inandılar. Kilisenin ve Ayatriada Manastırı'nın bütün alimleri ve rahiplerinin başaramadığı bir işi bir Müslümanın... Allah kahretsin! Yoksa sen de mi o inançtasın? Ben kilisemizin aciz bir kölesiyim rahip efendi. Yarın erkenden apostolun evine gideceğim. Demek iyileşti. Evet rahip efendi. İnanmam. Nedir o Bağdatlı'nın adı? İbrahim. Tabip mi? Bilmiyorum ama kardeşimi iyileştirdiği muhakkak. Kardeşim. Geçmiş olsun. Kendini çok iyi hissediyorum. Sayenizde. Estağfurullah. İyileşti. Sayenizde iyileşti. Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle. Temizliğe çok dikkat etmek lazım. İbrahim Efendi, Andrea hakikaten iyileşti mi? Hakikaten iyileştin mi delikanlı? Bak, inanmakta zorluk çekenler var. Çok iyiyim efendim. Hem sağlığıma kavuştum, hem de hayatım kurtuldu. Bugüne kadar kendimi bu kadar iyi hissetmemiştim. Efendim, lütfen bu elbiseyi kabul edin. Bakın hiç giyilmemiş. Ne olur kabul edin. Teşekkür ederim. Kabul etmiyor musunuz? Kibarlığınız için çok teşekkür ederim. Ama benim yerime başka birini hediye etseniz daha iyi olur. Mesela rahip efendi. Siz bilirsiniz efendim. Söyle, ne kadar sürecek bu işkence? O bir prenses, o benim kızım. Ruhundaki, kalbindeki şeytanı kırbaçlıyoruz biz. Bedenine sahip olan şeytanı. Onu prensesin içinden kovmaya çalışıyoruz İmparator Hazretleri. Bizim yapacağımız son hizmet. Benim kızım, benim kızım o. Ama onun ruhunun saf ve günahsız olarak İsa'ya ulaşmasından da biz sorumluyuz. Kilise sorumlu. Benim kızım, benim kızım o. Ne yazık ki bütün gayretlerimizin karşılığını alamıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yaptık inanın. Ama o bildiğini söylemekten vazgeçmiyor. Bu durumda tek bir çare kalıyor. Ya yani kızım yakılacak mı? Yakılacak mı kızım? Birkaç güne kadar netice alınamazsa yakılacak. Benim kızım o. Benim kızım o. O benim kızım. Yolcu yolunda gerek apostol. Yarın sabah erkenden yola çıkacağım. Keşke biraz daha kalsaydınız. İşim çok. Andrea sıhhatine kavuştuğuna göre sizinle gelebilir miyim? Hay hay. İnşallah yarın sabah beraber yola çıkacağız. Affedersiniz, çok merak ediyorum. Acaba kardeşimi nasıl iyileştirdiniz? Şu büyük zembili görüyor musun? İşte onu senin kardeşin ördü. Anlamadım. Hastayı meşgul ederek tedavi ettim. Anladım efendim.
Yine söylüyorum, hastalığa yakalanmamak için temizliğe dikkat edeceksiniz. Müslümanlar niye az hasta oluyor? Temiz oldukları için mi? Biz günde 5 kere abdest alırız. Her tarafımızı temiz tutarız. Hadi uyu biraz. Yarın erkenden yola çıkacağız. 4 gün at sırtında devamlı yol aldılar. Bizans'a vardıklarında halk heyecan içindeydi. Saray zindanlarının kapısında müthiş bir kalabalık toplanmıştı. Kalabalığı zorla yararak kapı önündeki muhafızlara ulaştılar. Açın kapıyı! Yakalım! Yakalım onu! Arkadaş, ne için toplandınız? İmparatorun kızı delirdi, merak ediyoruz. Hala bir çare bulunamadı mı? Hayır, çaresi yokmuş. Verin onu bize! Asalım! Açın kapıyı! Açın! Evladım, prensesi mutlaka görmemiz lazım. Siz hekim misiniz? Öyle haber verebilirsin. Çok uzaklardan geldim. Bekleyin, haber vereyim. Hekim İstersen ben burada bekleyeyim. Buyurun. Sen de gel. Hadi. Dayanamayacağım artık. Bitsin bu işkence.
İbrahim Havvas. Yalnızlıktan, deli iftirasından, bitmek bilmeyen tedavilerden o kadar sıkıldım ki Allah'a dua ettim. Bana yardım et diye yalvardım. Rüyamda bir ses duydum. Bana üzülme, işte şu gördüğün İbrahim Havvas yardımına gelecek müjdesini verdi. Sizi görür görmez tanıdım. Cenab-ı Hakk'ın hikmetinden sual olunmaz. Bu kız deli. Deli işte. Duydunuz. Gördünüz. Yeni manasız laflar etmeye başladı. Siz deli olduğuna inanıyor musunuz? İşte işittiniz. Hepiniz işittiniz. Cinler, şeytanlar ruhunu esir almışlar. Yakmak gerekiyor, yakmak. Yakalım. Kızı yakmak gerekiyor. Herkesin susmasını rica ediyorum. Size niçin deli dediler prenses? Bir gece çok sıkıldım. Nedimem elini de yanımdaydı. Onunla biraz konuştum. Ama ferahlayamadım. Değil mi elini? Evet prensesim. Bunun üzerine yanıma kimseyi almadan sarayın burçlarına çıktım. Aydınlık bir geceydi. Uzun uzun gökyüzünü seyrettim. Yıldızları, yeryüzünü, insanları düşündüm. Yaratıcıyı düşündüm. Hristiyanlıktaki teslis inancını düşündüm. Kabulü mümkün olmayan bir şeydi. Bakın, bakın! İşittiniz değil mi? Bu deli dinimize küfrediyor. İsyan ediyor. Bırakın. Konuş. Anlat kızım. Hayır. Hayır. Dinimize karşı nasıl böyle konuşur? Sorarım size. İzin veremem. İzin veremem. İzin veremem. Gelmeyeceğim. İzin vermeyeceğim. Sizden susmanızı rica etmiştim. Korkma kızım. Anlat. Gökyüzüne bakıp öyle düşünürken birden kalbime bir ilham doğdu. Ve dudaklarımdan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimeleri döküldü. Bak bu alçaklık. Hayır. Alçaklık. O anda ulaştığım huzuru anlayamazsınız siz. Ondan sonra o kelimeler hiç ağzımdan düşmedi. Duyuyorsunuz değil mi? Ve çevrem bana deli damgasını vurdu. Hepimizi günaha sokuyor. Derhal yakılması lazım, derhal. Derhal, derhal. İmanımın doğru olduğunu Barnabas İncil'inde buldum. Ben deli değilim.
Beni yaradandan başka da kimseden korkmuyorum. Kızım, sen daha en başta deli denilen kamil iman sahiplerinden olmuşsun. Bizim o taraflara gelmek ister misin? Ne var oralarda? Mekke, Kabe, Medine. Şurası mı? Ya Rabbel Alemin. Aman ya Rabbi. Apostol. Sen de görüyor musun benim gördüklerimi? Görüyorum. Ama bana artık apostol demeyin lütfen. Bu kız... Bu kız deli değil. Bu kız deli değil. Onu yakamazsınız. Sen kim oluyorsun ki bize hükmetmeye çalışıyorsun? Yakmayın. Allah aşkına yakmayın. Hangi Allah? Senin Allah'ın mı? Eğer onun aşkı senin için o kadar mukaddesse, işte ateş. At kendini o ateşe. Allah'ın aşkı içinse, at kendini o ateşe. Allah'ın aşkı içinse, at kendini o ateşe de görelim. Hadi at, hadi. İbrahim Havvas, vakit yaklaştı. Allah'a kavuşmak arzusu artık dayanılmaz noktalara vardı. La ilahe illallah. Muhammed'in Resulullah. Öldü. 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 Siz prensesin muhakkak ki en yakınıydınız. Onun en sevdiğin suyu neydi? Eline geçeni dağıtırdı. İnci, bilezik, küpe, para, neyi varsa hep yetim kızlara, fakirlere dağıtırdı. Neyi varsa dağıtırdı. Cömertti yani. Evet,
Çok cömertti. İncevi'ye dikkat ettin mi? Sen de Müslüman olduktan sonra vefat etti. İki müminin imanını şahit ederek dünyasını değiştirdi. Peki nasıl oluyor da Bizans'ta bir sarayın dört duvarı arasında ilham yoluyla iman nasip oluyor? Helen'e anlattı ya. Mal toplamaktan hoşlanmayan, cömert bir insandı dedi ya. Allah cömerttir. Cömertleri sever.